Aldınız hanım. Siz kamera efendim. Ben sağ ol, bu kaçtı? Üç olması lazım. Üç numaralı tamam. Masa. Üç. Bakar mısın? Geliyorum beyefendi. Buyurun efendim. Üç numaralı masa. Siparişleriniz geldi efendim. Nerede kaldınız beyefendi? Yani iki tane kıytırık salata için insan 40 dakika bekletilmez ki. Kıytırık salata mı? Evet, iki kıytırık salata. Affedersiniz, burada bir ton balıklı salata ile bir domates çorbası yazıyor. Ne? Herhalde yanlışlık olmuş. Bugün mutfağımız biraz kalabada. O yüzden öyle oldu Şarbon Bey, İllat Hanım. İsmi ben 5 dakikada kapar kıytırık salataları getiririm. Tamam, ver kardeşim şunları, ver. Burada açlıktan öleceğiz. Ver şunları. Siz bilirsiniz efendim. Bunu böyle veriyorum. Bu da sizin. Yanlış oldu. Nasıl? Tabaklar diyorum, yanlış oldu. Bu hanımefendinin olacaktı, o benim. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Şarbon Bey, siz müsaade edin. Bir kalkın, buyurun. Kalkın, kalkın. İllat Hanım, siz de lütfen. Buyurun, tamam. Kalkın. Şimdi siz böyle geçin Şarbon Bey. Siz de böyle alayım. İllat Hanım, buyurun. Bu da çantanız. Oturun. Şimdi problemimiz çözüldü herhalde. Afiyet olsun. Herhangi başka bir probleminiz olduğu zaman şöyle bir el hareketiyle hemen beni çağırabilirsiniz. Şimdilik afiyet olsun efendim, afiyet olsun. Bu arada kıytırık salatalar iptal oldu, öyle değil mi? Ne? Neyse canım, burada da yazmıyor zaten. Afiyet olsun, afiyet olsun. Affedersiniz, bakar mısınız? Buyurun efendim. Tatlı menüsünü alabilir miyiz lütfen? Tatlı menüsünü mü? Tatlı menüsü. Niye efendim? Yemeğinize devam etmiyor musunuz? Yok, hayır. Neden ama? Yoksa bir sorun mu var? Kıl falan mı çıktı yoksa? Kıl mı? Ay çok özür dilerim hanımefendi. Ama merak etmeyin, önümüzdeki haftadan itibaren mutfağımızdaki bütün personele Keloğlan ve Can Kız imajı veriyoruz. Yok, hayır, hayır. Her şey mükemmeldi hanımefendi. Hiçbir şeyden kıl falan çıkmadı. Oh Allah'ım, sana şükürler olsun ya Rabbim. Peki, hepsi mükemmeldi de niye o zaman yemeklerinizi bitirmediniz bakayım? Ne? Ya arkanızdan bunalıma girip jilet falan atarlarsa çok vicdan azabı çekersiniz beyefendi, çok. Jilet mi? Jilet ya. Yok hanımefendi, yemekler vallahi çok lezzetliydi. Yalnız lezzetliydi de işte biraz fazla geldi. Ne? Fazla mı geldi? Porsiyonlarınızın maşallahı var hani. Acaba kalanları paketletip eve mi götürsek? Şimdi sıra geldi maydanoz yapraklarına. Ya Şener Bey, bu kekik neresi maydanoz? Maydanoz bu, yeşil olmaz. Maydanozun yapraklarından da böyle sepriştiriyoruz kenarlarına. Sosunuza da bakalım. İşte şu manzara yapın. Aferin size Şener Bey. Vallahi biraz daha sıksanız sizden de bir Tarık Usta çıkar yani. Neyi sıksam? Ne? Ya sıksan dedin. Bu şeyin limonunu mu az sıkmışım? Yok, ben öyle bir şey demedim. Acaba diyorum ki limon yerine böyle sirke mi kullansak o daha mı iyi olur ve lezzet verir acaba limon yerine böyle sirkeyi koysak diyorum şeye salata. Yok Şener Bey, ben öyle bir şey demedim. Sıksaydın ya bir deyim olarak şey. Yani anladınız mı? Şimdi anladım. Yalnız sizin de ibişliğiniz üzerinizde bugün haberiniz olsun. Bugün ayın kaçı? Onu. Onu. Dün ayın kaçıydı? Bilmem. Dün ayın 9'uydu. Evet, yani. Doğru lan. Ben ibiş olmayayım de kim ibiş olsun değil mi Makikosa? Siz de haklısınız. Yalnız yemeğin hem tadı hem de görünüşü muhteşem oldu Şener Bey. Tarık Usta, şuna 3,5 saatimi verdim. Sıkıysa kötü olsun bakalım. Bak siz de kullandınız sıkıysa. Dikkat edin. Aynını ben. Şener Bey. Allah'ım, kimdir yaptın beyine ya? Biraz önce bir salaklık yapmışındır muhakkak. Ben de zamandan tasarruf için sana peşiyle vurdum. Hayır, ben masa için siparişleri hazır mı diye şey ettiydim. Özür diliyorum Necati'cim, özür diliyorum. Bu vurduğumu yapacağın bir sonraki salaklık için avans olarak kabul et, tamam mı? Başüstüne, adamlar 2 saattir yemek bekliyor, açlıktan ölecekler. Ne? Ya, o yüzden şey ettiydim ben yani. Merak edilecek bir şey yok. Her şey kontrol altında. Şu yaptığımı görüyor musunuz?
Birazdan masa üç var ya, lezzet manyağı olacak. Onların lezzet manyağı yapacağım ben. Böyle ayaklarına böyle balıkları atıvereceğim onların. Ha. Tamam mı? Şimdi şunlar hazır. Ben alayım bunları. Şişt, saçmalama! Bu benim eserim. Kimse karışmasın. Bunları ben kendi ellerimle götüreceğim. Peki. Necati, masa üçün bütün siparişlerini Şener Bey hazırladı biliyor musun? Niye? Masa üç bize bir terbiyesizlik falan mı yaptı ki? Bir tane borcunuz vardı zaten Şener Bey. Bir öncekiyle birlikte iki tane borcum oldu. Anladın mı salak? Eserler geliyor. İşte Şener Usta'nın eserleri geliyor. Bravo Şener Bey, bravo. Allah. Bravo Şener Bey, bravo. Hiç moralinizi bozmayın. Gerizekalı, öyle diyorsa bak adamın. Bravo. Cezanızı vermesin. Kafamda şapkayla beni içeride rezil ettiniz. Alsanıza şunu. Pek de güzel yakışmıştı ama neyse. Hadi bakalım. Hadi ya. Harika oldu. Bravo Şener Bey. Bravo Şener Bey. Bravo. Harikasın. Bravo Şener Bey. Bravo Şener Bey. Bravo. Ah. Şarbon Beyciğim, İllet Hanımcığım, masa üç siz miydiniz efendim? Bizdik Şener Bey, maalesef bizdik efendim. Ben de diyorum ki kimdir bunlar? Neyi beğenmediniz bu sefer acaba? 15 yıldır her çarşamba burada böyle karı koca yemek yeriz. Evet. Ama yemeklerin daha bir gün bile zamanında geldiğini görmedim efendim. Görmedim. Siz gelmeyin diye mahsus yapıyoruz ama anlamıyorsunuz ki. Nasıl? Diyorum ki efendim mutfak çok kalabalık bugün. O yüzden bir takım işlerimiz vardı, karışmış olabilir. Ama ne demişler? Bekleyen Kemal Derviş yemeğini yermiş. Ne? Politik espri yaptım. Bu tür dizilerde insanlar çok beğeniyor bu tür esprileri de. Ne? Efendim, bugün çok şanslı bir gününüzdesiniz. Çünkü bu akşamki yemekleri Şener yaptı. Yani ben yaptım. Göreceğiz bakalım. Masa üçün sizler olduğunu bilseydik. İçine zehir katardım. Nasıl efendim? Diyorum ki afiyet olsun, afiyetle buyurun yiyin efendim. Nihayet yiyeceğiz yani. İnşallah boğazınızda kalır. Ne? Diyorum ki boğaza nazır bu restoranı seçtiğiniz için çok... Ben düzelteyim efendim. Siz şey yapmayın efendim. Şuradan şöyle. Evet. Evet. Afiyet olsun efendim. Şener Bey. Buyurun illet, yani Şarbon Beyciğim. Efendim masada tuzluk yok. Rica etsem acaba elinize yapışmazsa bir tuzluk verebilir misiniz? Ne yapacaksınız tuzluğu acaba? Cebimize koyup eve götüreceğiz. Ne yapacaksınız tuzluğu diyor. İyi olur. Bu vesileyle biz de sizi dövmek için bir fırsat yakalamış oluruz. Ne? Diyorum ki ülke fırsatlar ülkesi. Ben size tuzunuzu muzunuzu getireyim. Garson Bey. Lay, 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 lay. Ankara misket. Lay, 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 lay. Tuzunuz efendim. Nihayet. Oh bey, şu tuzluğa bak ne kadar sevimsiz, ne kadar banal. İllet Hanımcığım, yarın sizin için perşembe pazarına inip üzerinde Pokemon olan tuzluklardan alacağım. İyi olur vallahi. İyi olur diyor, ya kadına bak iyi olur diyor. Necati. Efendim Şener Bey. Gel evladım. Oh. İyi ki varsın Necati, iyi ki varsın. ne yapıyorsunuz? Balığımı tuzluyorum. Tuzluyorsunuz ama önce bir tadına bakın. Ben bu balığı yapabilmek için 3,5 saatimi mutfakta geçirdim. Üstüne katmadığım sos, denemediğim sos, ekmediğim baharat kalmadı. Lütfen önce bir deneyin. Acı mı, ekşi mi, tatlı mı, tuzlu mu? Bu balığa bir saygısızlık oluyor. Lütfen Şarbon Beyciğim. Nesine bakayım canım? Durup dururken ağzımızın tadını kaçırmayalım. Ne tadı vardır ne tuzu. Bana da versene şu tuzluğu. Ketçap alabilir miyiz? Balığa mı? Ben bir de hardal rica edeceğim. Balığa. Bir de mayonez. Balığa mı? Ay. Bunu şuna, siz istediniz. Ay şen ne? İlahi illallah. Cemre Hanım, şunu söyleyeyim. Servisiniz çok kötü. Çalışanlarınız da çok kaba. Ah, siz yine çok şanslısınız. Haftada bir gün geliyorsunuz, 1,5 saatte yemeğinizi yiyip kalkıp gidiyorsunuz.
Ben bütün hayatımı bunlarla geçiriyorum. Bir de beni düşünsenize. Bir de benim halimi düşünsenize. Ne? Biraz tuzlu mu olmuş ya? Hem de çok tuzlu. Garson Bey. buyurun efendim. Tuzlu. Ha? Çok tuzlu.